Hazreti Ömer'in vefatı ve suikasta uğraması İslam tarihinin dönüm noktalarından birisi. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan ve adaletiyle bilinen Hazreti Ömer'in hayatındaki trajik olay olan suikast ve vefatını anlatan bir video paylaşacağım. Hikayemize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Olayın gerçekleştiği gün Hazreti Ömer, sabah namazını kıldırmak üzere Medine'deki Nebi Camii'ne gitmiştir. Namaz sırasında İranlı köle Ebu Lü'lü, Hazreti Ömer'e saldırmış ve onu 6 defa bıçaklamıştır. Ebu Lü'lü, suikast girişiminden sonra intihar etmiştir. Hazreti Ömer, ağır yaralar almasına rağmen camiden çıkarılarak evine götürülmüştür. Bir süre sonra kendisine suikast düzenleyen kişinin Ebu Lü'lü olduğunu öğrenmiştir. Hazreti Ömer, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bir vasiyet hazırlamış ve halife olarak yerine geçmesi için Hazreti Osman'ı önermiştir. Hazreti Ömer, saldırının ardından sadece 3 gün daha yaşayabilmiştir. 1 Kasım 644'te vefat etmiş ve Medine'de diğer sahabilerin yanında toprağa verilmiştir. Hazreti Ömer'in vefatı, İslam dünyasında büyük üzüntü ve şok yaratmıştır. Değerli izleyiciler, bugün sizlerle Hazreti Ömer'in vefatı ve suikasta uğraması hikayesini paylaştık. İslam tarihinin önemli bir dönüm noktası olan bu olay, Hazreti Ömer'in adaletli yönetiminin sona ermesi ve İslam dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Hazreti Ömer'in vefatı, onun adaleti ve hakkaniyetiyle örnek alınan bir liderin hayatının son bulduğu anı temsil eder. O, günümüzde bile adaletin ve dürüstlüğün sembolü olarak anılır ve İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilir. Bu videonun sonuna geldik. Umarım siz de Hazreti Ömer'in hayatından bu önemli hikayeyi öğrenirken bizimle keyifli bir zaman geçirmişsinizdir. Daha fazla İslam tarihi ve önemli şahsiyetlerle ilgili videolar için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.